Həddindən ziyadə kamança çəkilmişdi alətlərin arasından. Biz tiyo azdı, indi bu saatte ansambl vardı, orkestrlardı və eləxir. Ona baxmayaraq, Habil kamançanı yenidən həyata gətirdi. O kamançada çox böyük işlər gördü və görürdü. Həmişə də artlar tutadı. Mən bu işdə Habilə çox böyük müvəffəqiyyətlər arzu edirəm. Arzu edirəm ki, o heç vaxt yorulmasın. Necə xalqın böyük ona hüsnü, rəqbəti, alqışları var. Bu alqışları həmişə geniş sürətdə işitsin. Годы работаю над серией портретов моих современников. Это портрет лауреата Ленинской премии, геолога Бахмана Гадиева, народного артиста СССР Рашида Бейбутова, талантливого азербайджанского поэта Наби Хазри, корифея азербайджанской архитектуры Михаила Усейнова и ряд других портретов. С большим удовольствием я работал над портретом выдающегося азербайджанского музыканта Абиля Алиева. Абиль Алиев своей большой музыкой, своим большим искусством завоевал уважение и любовь не только нашего народа и далеко за пределами нашей страны. Делая портрет Абиля Алиева, я оттолкнулся от композиции выдающегося русского скульптора Сергея Каненкова, изобразившего Паганини. В своей интересной композиции он показал Паганини как виртуоза своего дела. Мне представляется Габиль Алиев такой же виртуоз кеманчой, как Паганини со скрипкой. Я желаю Габилю больших творческих успехов и крепкого здоровья. Thank you.
yalnızca bir Azerbaycan halk musikisinin ifadesi kimi cesaretle diyebilirim ki bizim babalarımız öyle bir musiki hazinesi yaratmışlar ki biz ifacılar neinki Azerbaycan'da dünyanın hansı ülkesine gitmiş olsak hiç vakit utanmırız. Bizim musikimiz demek olar ki bütün milletler bizim musikimizi öz musikimiz kimi kabul edir ve çok heyretle, heyecanla ve çok güzel alkışlarla bizi kabul edirler. Elbette ki bu bizim babalarımızın yarattığı, halkımızın yarattığı musikidir. Dünen ifaçı olup, bugün var, sabah da olacak. Bu ifaçların hiçbir korkusu yoktu. Öyle musikimiz ki var, ifaçlar her yerde, hemşe alması olacaklar. Yeri gelmişken, ben bir musikimizin, halkımızın, yakışılığı hakkında bir küçük hadiseni, gördüğüm bir ehvalatı yada salmak istiyorum. Türkiye'de konsert başladı. Konsert bir arasında ben de var idim. Demeli ilk numaranı programda ben başlayayım. Ben zala baktım, gördüm zalda eyleşenlerden bir niçe riyadı eyleşipler. Bunlar çok kocalardılar. 80-90'dan artık yaşlar olan kocalardılar. Onlardan arkada eyleşenler orta yaşlılardı. Ve onlardan da arkada eyleşenler cavanlardı. Bunlar hiçbiri Türk değildiler. Bunlar hamısı Azerbaycanlıydılar. Demeli hemen kocalar İngilap'tan evvel yetmiş kocalarıydı. Orta yaşlılar ise muharebe vaktinden ilişip kalan Azerbaycanlılarıydı. O ki cavanlar bunlar hiç Azerbaycan'ı görmeyen Azerbaycanlılarıydı. Yani İstanbul'da doğup törenen. Konsert başladı. Ben fikirleştim ki ben burada ne çalım ki bu halkın öz vatanını yadına salım. Bu kocalar hansı musikini Azerbaycan'da hansı mahnını hansı tesnifi Azerbaycan'da koyup gelipler onların dövründe. Ben başladım apardı seller saranı mahnısıyla başlayıp sonra Galizense çalmak istedim. Mahnını başladım çalmaya. Bir vakti gördüm ki zaldan ses gelir. Açtım gözlerimi gördüm ki hemen o kocalar uşak kimi ağlayırlar. Bana bile gelir ki onları ağladan ben döreydim. Benim çalmağım döreydi. Onları ağladan, o kocaları ağladan vatan hasretiydi. Onları ağladan o dövrdeki eşitlikleri, musiki apardı, onları çıkarttı hemen vatanlarına, hemen ailelerine, hemen evlerine, işlerine. O dövür idi onları ağladan.